Sekreter Hanım var biliyorsunuz. Evet, inşallah buradayız. Değil mi? Evet, doğru. Bunlar böyle girerken ben beyaz çıkarken de renkleri görüyorum. Ya çok kirlemedim. Çıktıktan sonra. Ha, çıktıktan sonra mı bu? İyi canım, bir şey değil. Zonguldak'la ilgili ilk izledim. Valla şehre girerken akşamdı. Açıkçası çok incelemedim ama benim çocuklukta, ilkokul çağlarında Zonguldak'a yaptığım bir iki ziyaret olmuştu ailemle birlikte. Ve o anlamda aklımda hep güzel şeyler kalmış. Geldiğimde de sağ olsun başkanımız beni önce mağaraya götürdü. Orada bir ziyaret yaptık. Bir defa tabii çok güzel, yani olağanüstü güzel bir şehir. İnşallah hizmetlerle de daha da güzel olacak diye düşünüyorum. Özellikle yerel hizmetlerle ilgili daha iyi olması gerektiğini, Zonguldak'ın çok daha iyisini hak ettiğini düşünüyorum. İlk izlemenizde böyle eksik gördüğünüz neler var mesela? Yani genelde bakıldığı zaman sanki bir kentsel dönüşüm ihtiyacı var gibi. İşte yollar belki şeyi tam bilemiyorum. Onu ancak kent belediye başkanıyla görüşünce çok anlaşılan bir şey. Altyapı hizmetleri noktasında bunu tam bilemiyorum. Mutlaka ihtiyaçları var. Ama genelde de bir kentsel dönüşümün Zonguldak'a yakışacağını düşünüyorum. Zonguldak'ı inşallah başbakanımızın dediği gibi bir marka şehir haline getirmek hepimizin görevi. Bugün ocağa da geleceksiniz efendim. TTK ile ilgili. El başkanımız öyle bir program yapmış. TTK ile ilgili görüşlerinizi de öğrensek, Zonguldak'ın en önemli gündem maddesi işçi alımı, TTK işçi alımı. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi şimdi tabii biz bugün burada bu toplantıda girdiğimizde o konularla ilgili Sayın Başkanımızdan, çok değerli diğer ilçe başkanlarımızdan, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla istişarelerimizi yapacağız. Açıkçası ben bu konularda tam bilgilenmeden bir yorumda, bir hükümde bulunursam bu yanlış ya da eksik olur. O anlamda belki bunu sizinle daha sonra konuşmak daha mantıklı olacak. Benim bugün buraya ziyaret amacım partimin teşkilat çalışmalarına katkı sağlamak. İl başkanımla, ilçe başkanlarımla, yönetim kurulu arkadaşlarımla elimizden geldiği kadar önümüzdeki seçimler, çalışmalar için birlikte neler yapabiliriz? Eksiğimiz ne, gediğimiz ne, güçlü zayıf yanlarımız ne, bunları değerlendireceğiz. Bu anlamda zaten çok değerli milletvekilimiz Ali Er Coşkun Beyefendi ilk koordinatör olarak bizleri bilgilendiriyor, bu koordinasyonu sağlıyor. Ama biz de bugün kendimiz istedik ki buraya bir gelelim, hep birlikte toplantımıza başlayalım, istişaremizi yapalım. AK Parti olarak bizim önceliğimiz istişaredir biliyorsunuz. Buna çok önem veriyoruz. Tabandan tabana çok ciddi bir istişare mekanizması var. Bugün burada bunu tekrar işleteceğiz hep birlikte.